Sevgili izleyenler, yazın en keyifli anı güzel mekanlarda huzurla dinlenebilmek. İş adamı Erdinç Koçak'la peyzaj ve dekorasyon alanında yaptığı çalışmaları konuştuk, birlikte izliyoruz. İyi bir peyzaj projesi kuşkusuz teknik bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiriyor. Eğer bir mekanı yaşanabilir, yemyeşil bir bahçeye dönüştürmek istiyorsanız iyi bir peyzaj uzmanına ihtiyacınız olabilir. Erdinç Koçak da o isimlerden biri. Yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde evinizin terasını ve balkonunu küçük bir bahçeye dönüştürmek isterseniz Erdinç Koçak ve ekibinin profesyonel çalışmalarına göz atın deriz. Özellikle yoğun iş temposunun ardından insanların rahat bir nefes alabilmesi için son derece ideal mekanlar sunan firma, peyzaj ve dekorasyon tasarımlarıyla da alanında birincilik ödülleri de alıyor. Merhaba, şu anda Jardin Saint-Denis, Suresnes şehrinde ve yanımızda genç bir arkadaşımız var. İsterseniz onu tanıyalım. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Erdinç Koçak. Erdinç, burada ne yapıyoruz bugün? Bugün yarışmaya katıldık biz. Dekor için bahçelere dekor yapıyoruz. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun Erdinç? Bu işi 8 senedir yapıyoruz. Şirketimiz 5 senedir bu. Evet, yani. 5 senedir kurduğunuz şirketi. Evet, 5 senedir. Nerede peki? Döylabahar'da, 95 bölgesinde. Evet. Ayrıca 95 bölgesinde saramız da var. Showroom'la ilgili çiçekler, taşlarımız. Yani bahçeye ait her şeyi bulabiliriz. Her şeye aiti bulabiliyoruz. Çiçekler, yapılar, taşlar. Taşlar, yapılar, çiçekler dediğiniz gibi işte. Saksılar. Bütün isteklerinize cevap verebiliyorsunuz. Cevap vermeye çalışıyoruz yani, daha doğrusu. Peki hem şahsi hem de firmalara hitap ediyorsunuz, öyle değil mi? Evet, daha çoğunlukla şahsilere, %70 şahsilere, %30 firmalara, şirketlere çalışıyoruz. Şirketlerle nasıl çalışıyorsun tam olarak? Ya ilk başta önce bir görüşme yapıyoruz, ölçülerimizi alıyoruz. Ondan sonra dekor, bakım gerekiyorsa, senelik bakım da olabilir, çizim. Şantiye bitmeden önce tabii onlarla çalışıyorsunuz değil mi? Şantiye başlamadan hatta belki de. Ondan başlamadan önce bir proje hazırlıyoruz ilk başta. Evet. Projemiz böyle 2-3 hafta sürüyor. Hı-hı. Birkaç tane montaj yapıyoruz, çiziyoruz. Ondan sonra çiçeklerimizi, dekorumuzu seçiyoruz showroom'umuzda. Peki bunları sen seçiyorsun değil mi? Bu senin özelliğin, senin işin. Evet, bizim bu kalifikasyonumuz yani, evet. Sadece A'dan Z'ye yapmaya çalışıyoruz yani. Peki sana bir soru daha soracağım. Sen bu işe nereden atıldın? Nasıl başladın? Ya ben bu işe daha doğrusu birazcık dekorla ilgili şeyim vardı. Nasıl i̇lgim desem? Vardı. İlgim vardı tabii ki. Evet. Zamanla bu ilgi çoğaldı. Bir de eşim de bana destek oldu. Evet. 7 senedir işte destek oldu bana işte. Kendisine de daha doğrusu teşekkür ediyorum. Çünkü yani... Yani bugün yani bu şeyi kazanamazdık yoksa, yarışmayı. Bugün Erdinç'in burada yaptığı dizayn, tasarım birinci seçildi. Bunu bize biraz anlatır mısın? Nasıl oldu? Ya bu önce bir yarışmaya katılmak istiyorduk ilk başta. Yani birazcık da korkuyorduk daha doğrusu. Ondan sonra şansımızı denedik işte, 15 tane burada profesyonel çalışıyor. De daha doğrusu bazı şirketler çok da kalifiye, çok da güzel çalışıyorlar. Ama işte şansımız da birazcık... Şans ve iş. İş daha doğrusu. Bayağı bir çalışmıştık daha doğrusu. Evet. 3 günden beri burasını hazırlıyorsun değil mi? Ya aslında 15 gündür burayı hazırladık biz. Atölyemizde hepsini kurduk, bütün projeleri kurduk. Ondan sonra 3 gün burada sadece montaj yapıyoruz. Montajı 3 günde yaptık. Sabah 5'te başladık daha doğrusu.
Ondan sonra gerisini hatırlamıyorum. Ya bu bahçe tanıtımı şey yani bir aslında lüks bir şey. Çünkü ilk başta herkes evine bakıyor, evini düzeltiyor, evine travolar yapıyor, bakım yapıyor. Ama bahçe aslında önemli bir konu. Çünkü sonuçta nerede dinleniyoruz? Bahçede dinleniyoruz. Yani nerede yani oksijenimizi alıyoruz? Bahçede alıyoruz. Bu bahçe işi sadece soğan, sarımsak, salata değil, domates değil. Yani bu dekor. Yani dekorasyon da yani birkaç saat bir pazar günü dinleniyoruz. Bahçemizde güzel olsun, güzel bir alanda dinlenelim. Güzel bir alanda dinlenelim. O oksijen size yani hafta boyu kalite, başarı, yani bunun hepsi sosyal hayatınıza çok büyük bir enerji katkılıyor bu dekorasyon. Donc nous sommes encore avec un couple avec monsieur Le Camin. Et donc madame Isabelle. Isabelle. Et qui s'apprête à rentrer sur le stand. Donc qu'est-ce qui vous a attiré sur le stand? Le vert, la verdure, les jolies fleurs, l'eau qui coule. Voilà, c'est zen. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les bancs faits avec des grandes poutres en bois blanc qui sont très originaux. Oui. Et puis surtout les petites plantes suspendues là, avec le mur de verdure. Je trouve ça superbe. D'accord. Je trouve ça décalé et très joli, très esthétique. Donc nous sommes maintenant avec Bertrand de la Vieuville, paysagiste concepteur. Donc je voulais savoir ce que tu fais toi avec Erdinç et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Alors avec Erdinç, on collabore effectivement ensemble pour l'aménagement des jardins. Moi, j'ai plus le rôle du paysagiste concepteur, c'est-à-dire l'aménagement et les études préalables au chantier. Donc je fais toutes les propositions d'aménagement, les matériaux qu'on va utiliser, les techniques qu'on va mettre en œuvre. Erdinç m'accompagne aussi dans la confirmation de certains choix, s'il y a des contraintes techniques, etc. Et puis ensuite, c'est lui qui prend le relais de manière plus précise pour la mise en œuvre du projet. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce stand? La couleur d'abord, la lumière, ce blanc qui va très bien d'ailleurs avec cette plante-là, c'est ce qui est attirant. Et l'harmonie aussi avec le vert. Cette idée d'étagère végétale qui est assez intéressante. Je vous ai vu vous arrêter sur les étagères, oui. Vous étiez en train d'en regarder, madame aussi? Oui, tout à fait. Vous avez bien aimé l'idée des étagères? Oui, tout à fait, madame. Voilà.